Dayan kardeşim. Dayan. Pasta! Zanardi! Zanardi iyi misin? Zanardi! Batında tek kurşun yarası, çıkış deliği yok. Yolda kanamayı durduramadık. İyileşeceksin kardeşim, dayan. Üçünü de B pozitiften hazırlasın. Hemen ameliyata alıyoruz. Kim ateş etti lan? Yusuf'a gel, beni vur lan! Dayan, neden verdi, dayan! Ulan benim abimi kim öldürmeye çalışıyorlar? Dayan kardeşim, daha verdi. Ölme, hayır. Beyefendi, giremezsin. Burada bekleyin. Anestezi için hazırlanın. Çok kan kaybetti ameliyat için. Çok fazla zaman yok. Leşler ver. Sponge verin hemen. Kaybediyoruz hocam. Defibrilatör hazırlayın hemen. ...120 jul. Hazır. Açılın. 200'e çıkarın. Hazır. Hocam, sizi böyle abi kardeş bir arada görmek ne kadar güzel. Sevinçten ağlayacağım valla. Sağ ol Ödeverdi, sağ ol. Dün akşamdan beri neyim var, neyim yok dağıtıyorum. Sevda abla geri gelecek. Sevda ablaya hiçbir şey olmayacak. Merak etme hocam. Sağ ol Ödeverdin. Hadi, hadi tekrar. Diye bir şey olursa ben mi? Abim.
Ferdi benim yüzümden vurdu Süleyman. O kurşunun adresi bendim. O önüme geçmeseydi. Kim abi? He? Kim benim abime kurşun sıkan? Öldürmek isteyen kim? En mutlu günümüzü kana bulayan şerefsiz kim? Bu alçaklığı yapan kim abi? Allah kahretsin. Geberemedi gitti. Efsunlu mudur, dokuz canlı mıdır nedir? Ölmedi gitti şu Ali. Şimdi ne olacak Uygar? Ne yaşadığını öğrenirse, ya peşimizden gelirse o zaman ne yapacaksın? Gelemeyecek. Peşimizden gelemeyecek. Saldırmasını beklemeden ben hamle yapacağım. Bilmiyorum. Ama öğreneceğim kardeşim. Öğreneceğim. Yüdaver de bir kurtulsun. Sana söz veriyorum. Onu bulacağım. Ve bedelini ödeteceğim. Ödeteceğiz. Ödeteceğiz. Bundan sonra ben yok. Biz varız. Kimse benim abimin canını yakmaya kalkamaz. Sana sıkılan kurşun bana sıkılmış demektir. Hatta sana gelen kurşun bana gelsin abi. Hayır, hayır, hayır. Süleyman. Sen ne diyorsun oğlum? Deme öyle şeyler. Sana bir şey olsa ben yaşayabilir miyim sanmış? Ha? Zaafları da elimde. Hepsini bir kukla gibi oynatacağım. Ama önce karım. Onu uzun zamandır ihmal ediyorum. Kocanın yasının bitmesine çok az kaldı. Ne bu şimdi? Biri Ali'yi öldürmeye kalkıyor. Hem de oğlunun sünnet düğününde. Hem de benim kızım oradayken. Efendim bunu kim yapmış olabilir ki? Bilmiyorum Can, ben nereden bileyim? Bunu her kim yaptıysa Ali'ye saldırmadan bulun hemen. O Vedat'ı da bulun. Ağlamak yok. Yok ağlamak yok. Babamızın intikamını almadan ölmek de yok. Babamın intikamını alırsam düşman mı olacaksın bana şimdi pilot? Sen
Sen gebermedin mi lan daha? Allah gecinden versin. Gördüğün gibi sapasağlam karşındayım. Daha ölmeye de hiç niyetim yok. Uygur'un adamlarından biri kesin. Sorma. Oyuna gelme Sevda. Senin meselen benim meselem abi. Karışma ne demek? Hem ben de Hüdaverdi'yi çok seviyorum. Bak o ateş edeni bulacağız. Bulduğumuz yerde de indireceğim, tamam mı? Yok dedim Süleyman. Sen bu işe karışmayacaksın dedim. Ben de ayrımız gayrımız yok dedim abi. Bak abi diyorsun. O zaman abi sözü dinleyeceksin. Bu işe karışmayacaksın Süleyman. Ama abi. Süleyman sen bir daha eline silah almayacaksın. Sevdiğin kadına Duygu'ya verdiğin sözü tutacaksın. Senin bundan sonra ettiğin yemin sevgi için olacak. Hayat için olacak. Yaşamak için olacak. Anladın? Abi bak. Süleyman. Kardeşimin tövbesini bozmasına, bu uğurda sevdiğini kaybetmesine izin vermem. Ha? Biri mi çıktı? Kötü bir şey mi söyledi? Söylesene. Yok, yok bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Bir daha verdi, iyi olacak değil mi? Daha erdi iyi olacak. Sakın korkma. Yine içecek. Hala inanamıyorum ya. Bir çocuğun sünnet düğününde kim yapar bu caneliği? Sen düşünme bunları güzel gözle. Allah'ın izniyle Hüdaverdi sağ salim kalkacak, merak etme. Hadi gel bir şeyler içelim. Duygu? Ahmet? Ya bu ne kadar güzel bir sürpriz diyeceğim ama diyemiyorum çünkü karşılaştığımız yer hastane. Geçmiş olsun. Önemli bir durum yok inşallah. Ahmet benim üniversiteden arkadaşım. Ben eczacılık fakültesindeyken o da tıp okuyordu. Ne günlerdi ama ya. Değil mi? Dur bakayım sana. Hiç değişmemişsin. Hala çok... Ben de Süleyman birader. Evlenmedin umarım. Yok. Ama düğünümüz yakında. Hastamız bir iyileşsin, olmadı sen de gelirsin. Anne, Hüdaverdi abi olacak değil mi?
Ne olur iyi olsun anne. Olacak anneciğim, olacak. Korkma hadi. Babamın yakaladığı kötü adamlar mı kaçtı? Onlara teşekkür, değil mi? Buraya da gelirler mi anne? Anneciğim, kimse bize zarar veremez, tamam mı? Korkma ne olur. Ne malum? Anne. Ne malum? Ya görmüyor musun? Sen çocuğunun halini görmüyor musun? Anne, buraya gelirler mi yoksa? Babam da yok, bizi kim koruyacak? Anneciğim, hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Kimse gelmeyecek, kimse bize zarar vermeyecek. Hem baban Üdaverdi abiye zarar verenleri yakalamış, biliyor musun? Yakalamış mı? Hı hı, evet. O yüzden hiç korkma. Hadi git sen elini yüzünü yıka, ben de geliyorum arkandan. Hadi. Ya anne. Babası yakalamışmış. Çocuğu da kandırma, kendini de kandırma. Şu yaşadıklarımıza bak. Şu başımıza gelenlere bak. Düğün günümüz katliama dönüştü. Ama ne bekliyordum ki? Ne bekliyorduk ki Ali'nin olduğu yerde? Anne sus artık, Allah aşkına sus. Ya çocuk korkuyor, görmüyor musun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben değil, sen ne yapıyorsun Özlem? Daha ne bekliyorsun Ali'den uzaklaşmak için? Ha ne bekliyorsun? Ne olacak daha? Özlem, Alican iyileşti. Kalk dönelim evimize. Yavrum daha ne kadar kalacaksın burada? İkinci oğlunu da toprağa verene kadar mı? Ya bak, lafı bile acıtıyor. Ama o kurşun Alican'a da gelebilirdi. Süleyman gibi Alican'ı da toprağa verebilirdi. Anne, anne şunu deyip durma. Ben Alican'a bir şey olursa ben daha yaşayamam. Ama olacak. Burada kalmaya devam edersen olacak. Anne yapma ne olur. Bak Süleyman'da da aynısını yaptın. Yalvarırım yapma. Yine oğlumu öne sürerek beni Ali'den koparma. Ay bak hala bana Ali diyor ya. Yok Özlem, benden bu kadar. Artık yeter kızım. Ben Alican'ı riske atmayacağım. Ben torunumu alıp gidiyorum. Sen ister gel ister gelme. Hayır anne. Alican seninle hiçbir yere gelmiyor. Anne. Ya Hüdaverdi burada hayatta kalma savaşı veriyor. Siz ne diyorsunuz? Ameliyat bitmeden buradan hiçbir yere kıpırdamam. Babama da aynen böyle söyle. E korktular tabii. Sen eve mi gitsen duygum? Ya sakın pilot, sakın. Sen de başlama. Ya ben burada sizi böyle bırakıp nasıl gideyim? Can, Hüdaverdi nasıl? Kolay bir ameliyat değil bu. Uzun sürecek. Kurtaracaklar mı peki? Ellerinden geleni yapıyorlar. Nasıl bekleyeceğiz ki biz böyle elimiz yüreğimizdeyken? Bu zaman nasıl geçecek? Dua ederek. Hepimiz Hüdaverdi için dua edeceğiz. İyi ki doğdun Ezgi. Bakar bakar beni hatırlarsın. Her ne kadar değerliymişsin benim için. Sana bir şey olursa ben ne yaparım?
Ya yeter ama ya. Bitsin şu ameliyat. İyi haberi versinler artık. İnşallah. Babanın intikamını alman için sana Ali Hüroğlu'nu sunduk ama kusura bakma Vedat kardeş. Araya girip işine taş koymuş gibi olduk. Ama biz de mecbur kaldık. Kurt Bey, Ali'ciğine bir şey olmasın diye seni meydanlardan çekince... Demek Kurt Bey'di ha? Kurt Bey'di tabii. Sen Ali'nin işini bitiremeyince biz de kendi işimizi kendimiz halledelim dedik. Gerçi onu da halledemedik ya. Ama madem artık döndün, intikamını alırken senin önüne çıkmam, merak etme. Yo Vedat kardeş. Babanın intikamını almaktan vaz mı geçtin yoksa? Ben seni böyle bilmezdim. Ha yoksa pilotun abisi olduğu için mi kafan karıştı ha? Ali Hüroğlu pilotun abisi olsa da babanın gerçek katili. Babanın kanını yerde bırakmayacaksın herhalde değil mi? Erniko'nun gerçek oğlu olduğunu göstermenin vakti geldi. Pilot ne de olsa onun üvey oğlu. Sen benim oğlumsun. Oğlumun canını isteyenin canını alırım ben. Tabii pilot yapamaz. E istese de yapamaz. Ali onun öz abisi. Yani babanın intikamını almak sana kaldı. Doktor bey, nasıl idare ettiğin durumu kurtarabildiniz mi? Ameliyat başarılı geçti. Kurşunu çıkarmayı başardım. Çok şükür. Vallahi kurtuldum. Kurtuldum. Allah'ım çok şükür. Çok şükür. Yalnız sevinmek için çok erken. Hayatı riske henüz tam son bulmuş değil. Nasıl ya? Sen şimdi demedin mi ameliyat başarılı geçti, kurşunu çıkardık diye? Evet, kurşunu çıkardık. Yoğun bakımı alacağız şimdi. Önümüzdeki 48 saat yaşam savaşı için çok önemli. Yaşam savaşı mı? Ali hocam. Yaşar. Hocam, Hüdaverdi nasıl? Durum hala kritik. Ama geldiğin çok iyi oldu. E tabii, Hüdaverdi'nin senin üstünde hakkı büyük. Sadece ben değil ki hocam. Bütün mahalle onun için dua ediyor. Eksik olmayın. Hüdaverdimiz nasıl Ali Hoca? İyi nerede teyze. Sizin dualarınız da iyi olacak inşallah. Ben ona zaten her zaman dua ediyorum oğlum. İçinde kavurma da var. Ben kavurmalı yumurtayı çok severim. Torunum da çok sever. Yaparsın. Yok olmaz Hüdaverdi. Ne olur Nadire teyze. Çok ihtiyacım olduğu için veriyorum. Ne olur beni boş çevirme al. Ne olur. Ben gideyim. Kimse bilmezken halimi gördü. Dar günümde el uzattı o bana. Allah senden de razı olsun Ali Bey oğlum. Allah onu bize bağışlayacak. Hüdaverdi sapasağlam ayağa kalkacak. Senin iyi biri olduğunu biliyordum ama bir melek olduğunu bilmiyordum Hüdaverdi. Affet.
yapmayacaksın herhalde değil mi? Ali Hüroğlu pilotun abisi olsa da babanın gerçek katili. Babanın kanını yerde bırakmayacaksın herhalde değil mi? Ermenek gerçek oğlu olduğunu göstermenin zamanı geldi. Pilot ne de olsa onun üvey oğlu. Vedat! Ne yapıyorsun lan sen burada? He? Amca? Amca? Amcasının bir tanesi. Gel bakalım. Vayt! Aslan parçası be, aslan. Görüyor musun aslan parçasını? Babam nerede? Hüdaverdi abinin yanında mı? Evet yeğenim. Hüdaverdi abinin yanında. Ya hani boşver de sen nasılsın, iyi misin onu söyle hadi. Ben çok korktum. Hatta Hüdaverdi abi için de çok üzüldüm. Sen hiç üzülme olur mu? Hüdaverdi abi iyi olacak merak etme. Ha, Sünnet'in için de üzülme. Hele bir Hüdaverdi abi iyileşsin. Amcan sana en güzelini yapar be, en güzelini. Amcam benim. Hem bak, bu yakışıklı adam da benim kardeşim. Yani senin amcan. Biz ikimiz Vedat'la sana sünnetlerin en kralını yaparız be, en kralını. Değil mi lan Vedat amcası? Sen de benim amcam mısın? Amcan tabii ya, amcan. Oğlum uzatsana elini, öpsün yeğenin. Ya bir dur pilot Allah aşkına. Ne amcası, ne yeğeni ya? Amca beni sevmedi mi? Sevmez mi? Sevmez olur mu? Sevdi tabii. Sadece birden amca olduğunu öğrenince uyum sağlamakta biraz zorlandı. Tarzı biraz farklı. Ama altın gibi kalbi vardır benim kardeşimin. Babam ne zaman gelecek? O nerede? Bir konuştuk ya. Hüdaverdi abinin yanında. Ama gayet iyi, sen hiç merak etme. Hadi sen böyle üşüteceksin, geç eve. Ben de eve gireyim artık. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. Ah be Vedat. Ah be kardeşim. Ulan bize attığın trip yetmedi. Şimdi el kadar çocuğa mı trip atıyorsun? Ya bu nasıl kıskançlıktır arkadaş? Çocuk gibi. Anne. Anne ben geldim. Allah Allah. Ali'nin şarjı bitti de başkasından mı arıyor acaba? Alo. Ali sen misin? Ali değil canım. Evet. Benim. Koca. Hayır. Hayır olamaz. Hayır ben. Kimsin? Kimsin? Mesajı atan da sendin değil mi? Kimsin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sevda. Hayatım. Benim karıcı, koca Uygar Sarıkaya. Hayır.
Hayır. Hayır, yalan söylüyorsun. Benimle nasıl bir oyun oynuyorsun bilmiyorum ama... o uygar pisliği hak ettiği gibi geberip gitti. Sakın. Sakın bir daha beni arama, sakın. Sevincinden şok oldu. İnanamadı. Şaşırdı kaldı. Ama inanacak. Beni karşısında kanlı canlı görünce inanacak. Hayır. Hayır, o değil. Kabusu görüyorum, gerçek değil. Kabus, kabus. Allah'ım, aklımı kaçıracağım, yardım et. Kabus, Uygar öldü. Uygar öldü. Kim? Kim biri oynadı ya? Hayır, oyun bu. Bu pislik geberip gitti. Bu pislik geberip gitti. Bu pislik geberip gitti. Sevda? Yoksa Hüdaver diye bir şey mi oldu anneciğim? Yok. Yok, Hüdaver diye yaşıyor, çok şükür. Yaşıyor. Ay anneciğim, neyin var senin böyle o zaman? Ben... üzüldüm galiba biraz. Oo anneciğim. Güzel kızım benim. Hüdaver'di. Kardeşim. Bunu sana yapan her kimse... onun yakında gideceği tek yer... kendi mezarı olacak. Sana söz veriyorum. Ali. Geçmiş olsun. Vedat mı yaptı bunu? Hayır. Vedat değildi. Düğüne... belki de beni vurmak için gelmişti ama... fırsatı olmadı. Ateş edildiğinde tam karşımda duruyordu. O değildi yani. Vedat yapmadıysa... kim seni öldürmeye çalışabilir Ali? Bilmiyorum. Ama bulacağım. Ali, izin verirsen sana yardım edelim. Kimin yaptığını beraber araştıralım. Biliyorum, bana kızgınsın. Ama sana kardeşini niye sakladığımı anlattım Ali. Vedat'ın fırsatı olmadı diyorsun. Ya olsaydı? İşte ben bu yüzden seni korumaya çalışıyorum Ali. Bu konu daha kapanmadı Kurtbey. Çok soru var kafamda. Çok. Ama şimdi sırası değil. Zamanı geldiğinde uzun uzun konuşacağız. Ali hocam. Eski. Şey... ben yapamadım yani, Hüdaver'de burada yatıyorken evde duramadım. Yanında olmak istedim. Anladım. İyi yapmışsın Ezgi. Bak, bizim zaten çıkmamız gerekiyor. Sen Hüdaver'de'nin başında durursun, olur mu? Bir iz yok. Ne olay yerinde, ne mobese kayıtlarında. Bu saldırıyı her kim yaptıysa, her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap etmiş belli ki. Ama istihbarattan... Kurt Bey, senin istihbaratın ancak benim geçmişimi saklamaya yeter. Ali. Bak Ali.
sana söz veriyorum. Bunu yapan her kimse mutlaka bulacağım. Pilot. Söyle güzel gözlüm. Vedat'ın nesi var? Vedat işte ya, ne olacak? Öyle tripler de. Yani benimle ilgili bir tavrı yok değil mi? Ben silahı bırak falan dedim diye. Yok be güzel gözlüm. Vedat sana niye trip yapsın? Onun derdi abim. Bence abimi kıskanıyor. Koca adam. Emin misin? Niye kıskansın ki? Sen bakma onun yaşına başına. Çocuk gibidir Vedat. Saftır, temizdir. Şimdi abim buldum diye pabucunu dama atıldı sanıyor ama yok öyle bir şey. Vedat benim kardeşim. Bundan sonra biz üç kişiyiz. Ben, Ali abim, Vedat. Tamam, benimle bir ilgisi olmasın da. Yok diyorum ya güzel gözlüm. Sen merak etme. Ben onun gönlünü almasını bilirim. Ben gideyim artık. Gitmeden şöyle sana bir sarılsam da içim bir titrese. Hı? Görüşürüz. Görüşürüz. Ah be Vedat. Ah be kardeşim. Seninle konuşmanın vakti geldi. Aç şu telefonu be oğlum. Babacığım. Oğlum. Ne haber? Gel bakalım. Hüdaverli abi nerede baba? O niye gelmedi? O daha hastanede. Ama iyi olacak. Merak etme tamam mı? Ali. Gelir misin konuşalım? Hadi sen buyurun hadi devam. Neydi bu olanlar Ali? Kim yaptı? Neden yaptı bunu? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Niye öyle bakıyorsun bana? Bilmiyorum işte. Bilsen burada olur muydun? Ha doğru evet. Bilsen burada olmazdın. Hesap sormak için kendini tehlikeye atıyor olurdun. Haklısın. Ne yapmamı bekliyorsun benden? Oğlumun sünnet düğününe kurşun sıkan bir tehdit varken elim kolum bağlı oturmam mı? Ali. Ben kendini de bizi de bu tehlikelerden tamamen uzak tutmanı istiyorum. Yalvarırım gidelim buradan. Ne olur. Bu mahalleyi, bu evi, herkesi, her şeyi geride bırakıp gidelim. Ne olur. Kendimize yeni bir hayat kuralım oğlumuzla beraber. Özlem. Sen neden bahsediyorsun? Ne gitmesi? Benim hayatım burada. Senin hayatın. Sevda değil mi bırakamadın? Neden anlamıyorsun ki? Yok hayır. Tam aksine çok iyi anlıyorum. Süleyman'dan sonra seni bırakıp gittim diye beni affedemedin. Affedemedin ama bak bugün tekrar aynı şeyler yaşanabilirdi. Bu
Güdaverdi'ye gelen o kurşun Alican'a gelebilirdi Ali. Ama yok. Senin derdin Alican'ı alıp gitmen falan değilmiş. Senin derdin Sevda'ymış. Sen bu yüzden sana geri dönmeme rağmen beni affedemiyorsun. Bana geri dönmek mi? Sen mecbur kalmasaydın buraya gelecek miydin? Beni evlat acısıyla bırakıp gitmen bir yana. Sen 5 yıl boyunca oğlumu benden sakladın. Mecbur kalmasaydın ki oğlum olduğunu öğrenemeyecektim bile Özlem. Ne yapacağım ben baba? Ha? Ne yapacağım? Tam katilini buldum. Kanını yerde bırakmayacağım diyordum. Elim kolum bağlandı. Yıllardır aradığım adam... pilotun yıllardır aradığı abisi çıktı. Bu nasıl kader? Bir tarafta oğlun bildiğin, benden ayırmadığın, bir gün bile üvey evlat olduğunu hissettirmediğin kardeşim pilot var. Öbür tarafta pilotun öz ve öz abisi, senin katilin Ali Hürioğlu var. Onlar kardeş baba. Aynı kanlı. Aynı canlı. Bir ben yalnız kaldım. Bir ben çaresiz kaldım baba. Şimdi ne yapacağım ben baba? Pilotun abi dediğine, pilotun uğruna kurşunların önüne atladığı adama kurşun sıkacak mı? Yoksa onu vurmayıp sana karşı hep başım eğik mi gezeceğim baba? Ne yapacağım Allah aşkına, ne yapacağım? Gel bakayım, bir sarılayım sana. Ah. Baba, biliyor musun? Benim bir tane daha amcam varmış. Öyle mi? Pilot amcam söyledi. Vedat amcam. Ama o buna hiç sevinmedi. Ya pilot, bir dur Allah aşkına. Ne amcası, ne yeğeni ya? Dedi. Nerede gördün sen onu? Burada, kapının önünde. Tamam, ben onu gördüğümde sorarım niye öyle söylemiş, olur mu? Hadi, oyuna devam. Demek evime kadar geldin Vedat. Yanına kadar geldin ha Vedat.
Seninle yüzleşmenin vakti geldi. Vedat. Ne oldu lan? Ne istiyorsun? Kardeşimin kanını. Bak Pilat. Biz baba dostuyuz. Hoş zaten. Babanız da babama yapmıştı ama siz babanıza benzemeyin. Senin kanını pusu kurarak mı alacaksın lan? Ha? Gerçi sizin aileden erkeklik bekleyen ne kabahat. Ne istedin lan kardeşimden? Ha? Babama küfür etti, ben de çektim vurdum lan. Öyle mi? Madem ki babana bu kadar düşkünsün, biz de seni onun yanına gömelim o zaman. Şimdi son duanı et. Gidin bakın. İndir o silahı. Sen kimsin? Ali Hüroğlu'su. Kim olduğumu biliyorsan, dediğimi yapmazsan ne yapacağımı da biliyorsundur. Bu adam kardeşimi öldürdü. O zaman gider polise anlatırsın. Şimdi basın gidin buradan. Vedat. Ali Hüroğlu'na dua et. Şimdilik canını kurtardın. Ama biz kanımızı yerde bırakmayız. Seninle görüşeceğiz. Ne zaman istersen lan. Ama erkek erkeğe. Pusu kurmadan. Tamam mı lan? Eyvallah. Kim bunlar Vedat? Kimse kim. Tanıyorlarmış ya seni. Sorsaydın. Hem sen bana niye yardım ediyorsun? Onu söyle. Sen de hesabın var Hüroğlu. Biliyorum Vedat. Bu hesap görülecek. Ama o hesap sadece ikimizin arasında. Bu dünyada verilemeyecek hesabımız yok çok şükür. Ama ikimiz. Zamanı gelince. Çok beklemeyeceğim. Beklemeyeceksin. Ulan Vedat. Ulan Vedat. Ulan seninle her şey mi zor olur be kardeşim? Ulan aşık oluyoruz.
Yemediğimiz trip kalmıyor. Abimizi buluyoruz, kıskançlığın biri bin para. Ben anlamadım ki seni. Ne yapacağım oğlum ben seninle? Vedat? Babamızın katilini aradık. Pilotla. Yıllarca. Meğer senmişsin. Gözümüzün içine baka baka. Dibimize kadar girmişsin. Bak Vedat. Erniko'nun oğlu olduğunu bilmiyordum. Kes. Babamızın adını ağzına alma Hürioğlu. Abi. Şimdi. Abisisin diye. Belki pilot seni affeder. Ama ben affetmem hoca. Yeminimden dönmem. Vedat! Bak Vedat, hesabımızı sonra görelim. Ama ikimiz. Ona bunu yaşatma. İkimiz hocam. Sadece ikimiz. Lan Vedat! Ne oluyor lan burada? He? Bu Tayyar'ın abisi geldi. Kardeşinin intikamını almaya. Ne? Ne zaman lan? Nerede? Gittiler. Abi. Sen ne alaka? Ben sana bakmaya geldiydim. Vedat'ı kıstırmışlar. Sen de kardeşimizi kurtardın öyle mi? Oğlum var ya. Allah göndermiş lan abimizi Vedat. Allah göndermiş Allah. Ya ben size demedim mi? He? Ben size demedim mi? Biz üçümüz bir olursak alayı gelse nafile. Bundan sonra biz üç kardeşiz. Ve bu üç kardeşi herkes duyacak, bilecek. Kimse bu üç kardeşin önünde duramayacak. Nereye gidiyorsun lan yine asabi şirin? Ya abi sen bakma ona. Köşeye sıkışmış da sen kurtarmışsın ya. Gururuna dokunmuştur şimdi onun. Bakma sen Vedat'a. O böyle dümdüz bir adam gibi durur ama aslında çok içli çocuktur. Vallahi bak. Tanıyınca sen de çok seveceksin. Ya hadi gel bir şeyler içeriz gel. Yok yok benim işim var gideyim ben. Sen biraz önce demedin mi sana geliyordum diye? Tamam işte seni görmeye geldim. Ne gördüm? Görmeden yapamadın. Değil mi abi? Ben de öyle biliyor musun? Hep böyle gözümün önünde ol isterim ben. Vallahi bak. Göremediğim günlerin hasreti için. Ya ben dayanamayacağım abi. Yine sarılacağım sana ben. Ya dur, beni de ağlatacaksın şimdi. Bazen diyorum ki, rüya mı bu acaba? Yani abimle gerçekten kavuştuk mu biz? Sonra sana sarılıyorum ya. İşte o zaman anlıyorum ben rüya olmadığını. Sarılınca da böyle duygusallaşıyorum ister istemez. Tutamıyorum kendimi. Hadi hadi. Ben gidiyorum. Görüşürüz kardeşim. Eyvallah abi. Ulan Vedat. Vedat! Lan Vedat! Ne var pilot? Asıl sende ne var lan? He? Asıl sende ne var? Bir anda ortadan kayboluyorsun, sonra düğün günü çıkıp geliyorsun, ortalık karışıyor, sonra tekrar ortadan kayboluyorsun. Konuşsana lan. Konuşsana oğlum. Ne bu afra tafra? Ya ben niye kardeşimi tanıyamıyorum? Ulan küçücük çocuk sana amca diyor. Elini uzatmıyorsun, istemem diyorsun.
Ya konuşsana Vedat, konuşsana lan! Delireceğim oğlum, konuş lan! Oğlum, ben senin kardeşin değil miyim lan? Bir derdin varsa niye bana anlatmıyorsun Vedat? He? Niye? Ya pilot. Konuşmayacaksın değil mi lan? Ha? Öyle bön bön bakacaksın, arkanı dönüp kaçacaksın değil mi? Oğlum sen anlatmazsan ben seni nasıl anlayacağım lan? Müneccim mi yedim ben Vedat? Ulan, ulan yıllardır aradığım abimi bulmuşum. Sen benim sevincime ortak olmak yerine bana tavır yapıyorsun. İkiniz de abimsiniz lan benim. İkiniz de. Ya, etle tırnak birbirinden ayrılır mı Vedat? Hı? Abimi buldum diye mi konuşmuyorsun benimle? Babamız, Erniko, öz üvey ayrımı yapmamayı öğretmedi mi oğlum bize? Ben de ayrı gayrı olmaz. Ne senden vazgeçerim? Ne de Ali abimden. Anladın? Bunu o kafana sok. Bunu o kalın kafana sok. Kendine gel lan artık. Yeter be. Alakası yok pilot. Nasıl alakası yok lan? He? Nasıl? Ha. Tabii ya. O zaman duygu yüzünden değil mi? Ben duyguya söz verip gayrimeşruyu bıraktım ya. O yüzden değil mi? Anladım oğlum ben seni. Anladım ben seni. Hadi eyvallah. Hiçbir şey anladığın yok pilot. Hiçbir şey kardeşim. Bir dalgalanıyor, bir duruluyor. Önemli olan durulduğu anda hamleyi yapmak. Her yeri tarıyorlar Uygar. Ya bir şey bulurlarsa? İstedikleri kadar tarasınlar. Hiçbir şey bulamayacaklar. Yarım kalan işimizi Vedat tamamlayacak. Ben de çok yakında Sevda'ma kavuşacağım. Sevda'nın karşısına çıkman doğru yol değil Uygar. Sevda'ya varmayan yol doğru olsa ne yazar Sarp? Ben ne yaptıysam Sevda için yaptım. Sen şimdi bunları boş ver. Şu Vedat'ı takip et bakalım. Ona yarına kadar zaman. Ali'yi öldürdü, öldürdü. Öldüremezse ben bir yolunu bulurum. Karımı o herifin eline bırakmam. Hadi biraz daha dalgalandıralım şu denizi. Belki aradıkları Uygar Sarıkaya'nın cesedi karaya vurur. Nasıl bulacağız peki o şerefsizin kim olduğunu? Madem arkasında hiç iz bırakmamış, o zaman demek ki bu çapulcu tayfasından biri falan değil. En serin kanlı katiller bile bir hata yapar Süleyman. Ben de o hatayı bulacağım. Abdestin varken ben bir namaz kılacağım. Tamam abi. Ben buralarda böyle takılırım. Tamam.
Sen bu abdest almayı biliyor musun lan? Biliyorum. Göster bakalım nasıl abdest alıyorsun. Bakayım doğru yapıyor musun? Önce ellerimizi yıkıyoruz. Ondan sonra ağzımıza 3 defa su. Allah kabul etsin kardeşim. Eyvallah abi. Senin de. Abi. Ya ben şimdi çok dua ettim Hüda verdiği için ama benim duam kabul olur mu ki? O ne demek Süleyman? Tabii ki kabul olur. Duada önemli olan samimiyettir. Duadan başka neyimiz var ki bizi dünyadaki diğer varlıklardan ayıran? Eğer duanız olmasaydı Rabbiniz size niye değer versin buyurur Kur'an. Dua her daim iyilik yapmaktır. Hem de en geniş anlamında. İnsanlara, hayvanlara, bütün canlılara, yaralı bir köpeğe yardım etmektir. İyi insan olmaktır dua etmek sonuçta. Her daim dua edeceğiz Süleyman. Allah'ım ne olur Hüda ver diye bir şey olmasın. Sen onu bize bağışla. Amin. Görecek halkan mı? Biz gidip beraber bakalım mı dalgalara? Bakalım Hüdaver. Gel bakalım. Hadi uyan Hüdaver de. Gel gidip dalgalara bakalım seninle. Bir açsan şu güzel gözlerini. Söz veriyorum bir daha bırakmayacağım elini. Bana öyle geldi ya.
Güdaverdi. Güdaverdi beni duyuyor musun? Doktor. Doktor, hemşire kimse var mı? Doktor. Ne oldu? Güdaverdi'nin kalp ritmi değişti diye elimi sıktı. Durumunda herhangi bir değişiklik yok. Nasıl bir değişiklik yok? Elimi sıktı, ritim değişti, gözlerimle gördüm. Böyle vakalarda bu tip kas kasılmaları gayet olağandır. Eklemeye devam edeceğiz. Değildi. Kas kasılması falan değildi. Ben biliyorum, beni duyuyorsun daha anne. Beni sevdiğin için yaptım bunu. Bunu elim tuttuğum için. Sen gözlerini açana kadar yanımda olacağım. Ne olur benim için savaş Güdaverdi. Ne olur benim için savaş. Sevda. Sevda Güdaverdi için dua okuyacaklarmış. Ben oraya gidiyorum anneciğim. Allah kabul etsin anneciğim. Sen de gelmek ister misin? Yok, ben duamı evde edeceğim. Sevda. Bak belki doktorlar güzel şeyler söylemedi Güdaverdi için ama... Allah'tan ümit kesilmez. Gönlünü ferah tut, değil mi? Sen merak etme. Hadi benim güzel çocuğum. Görüşürüz. Ne var? Karıcığım. Kimsin? Ne istiyorsun benden? Seni senden istiyorum Sevda. Daha kaç kez söyleyeceğim? Ben bu dünyada senden başka hiçbir şey istemiyorum. Sen ölmedin. Ama ben bu soruyu duymaktan artık çok sıkıldım Sevda. Hayır, hayır sen öldün. Sen geberip gittin. Anlaşıldı. Sen gözlerinle görmeden inanmayacaksın Sevda Sarıkaya. Aşağı gel. Seni aşağıda bekliyorum. Allah senin belanı versin. Allah belanı versin her kimse. Ben de seni seviyorum sevgilim. Hadi in, bekliyorum. Lan ne yapacağım? Bu gerçek değil. Uygar öldü. Uygar öldü. Uygar öldü. Kabus. Kabus. Kabus, bunların hepsi kabus. Ya yaşıyorsa? Hayır. Hayır, Uygar öldü. Uygar öldü. Beynim oyun oynuyor. Beynim oyun oynuyor. Karıcığım. Hasretime dayanamayıp aşağı indin değil mi? Ay sen de beni özledin biliyorum. Sağa dön. Sağa dön. Hemen ilerleyin bak. İlerle, ilerle. Hayır. Hayır. Uygar. Uygar öldü. Uygar öldü.
Aşk olsun karıcığım. Düğün günümüzde bile bu kadar heyecanlanmamıştı. Yoksa sen beni kaybedince mi kıymetimi anladın? Ha canım benim. Hadi gel seni götüreyim. Ha? Gel götüreyim. Hadi gel. Sen öldün. Sen öldün. Uygar öldü. Hayır. Hayır öldün, sen öldün. Bu gerçek değil. O da beni özlemiş. Kurtulamayacağım. Kurtulamayacağım. Ofisinden kurtulamayacağım. Seni sevmeye çalışacağım. Gerçekten. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Birazcık zaman ver. Ruh hastası. Birazcık zaman ver. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bu görüntüleri Ölen'in görmesini ister misin? Allah belanı versin. Bana biraz zaman ver olur mu? Birazcık zamana ihtiyacımız var. Peki zamanla, zamanla seni Allah belanı versin. Ali hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Cengiz abi hayırlı akşamlar. İdareydi nasıl hocam? İyi haberlerini bekliyoruz abi. İnşallah, inşallah. Ali hocam üzülme. Hüdaverdi iyileşecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Ben de bütün gece Hüdaverdi için dua edeceğim Ali Hoca. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Cümlemiz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Şimdi nereye abi? Ha? Hastaneye mi? Hastaneden önce bir eve uğramam lazım. Ha, tabii o gün Ali Can çok korktu. Babasını ister çocuk. Oraya mı gidiyorsun? Eski korkan sadece Ali Can olsa. Özlem mi? Ben sana anlatırım sonra. İyi madem ben de o zaman Duygu'nun yanına gideyim. Onu bir göreyim. Sonra da hastaneye gideriz ha? Olur. Hadi. Hadi bakalım. Yalnız mı uyanamadım? Bir yalnız Allah kahretsin. Ne var? Ne var, ne istiyorsun? Pislik herif, ne var? Bu aramızdaki ihtiras hiç bitmesin istiyorum Sevda. Ne istiyorsun dedim. Ne istiyorsun? Ben bunu sana daha önce kaç kez söyledim Sevda. Ama sen tekrar tekrar duymak istiyorsan... ...senin için seve seve tekrarlarım. Seni istiyorum. Allah'ın belası. Allah'ın belası, bu istediğini hiçbir zaman almayacağım. O zaman... Şartları şöyle bir gözden geçirelim. Eğer sen bana gelmezsen Ali o videoyu görür. Ha, en fazla ne olur? Biraz sinirlenir. Peki ya Sinan? Sakın. Sakın. Sakın kardeşime dokunayım deme sakın. Ona dokunabilir miyim hayatım? Aa, aşk olsun. Aşk olsun Sevda. Sen beni hiç tanımamışsın. Sinan benim kardeşim. Ben onun için en fazla biraz endişelenebilirim.
Mesela şimdi Kurt Bey'in evinde değil mi? O minik tatlı sevgilisinin yanında. Ama birazdan o evden çıkacak değil mi? Allah korusun. Ya başına yolda bir kaza gelirse? Ya da sünnet düğünündeki şu hüdaver diye isabet eden kör kurşun Sinan'a gelirse? Ne istiyorsun benden? Bunu niye yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Aşkımız için yapıyorum Sevda. Senin ebedi mutluluğun için yapıyorum. Bana geleceksin Sevda. İkimiz için bütün ayarlamaları yaptım. Yarın attığım konumda olacaksın. Ha, bu arada Ali'ye bu numaradan boşu boşuna bahsetme. Telefonu kapattığım anda bu numara yok olacak. Hiçbir yere gelmiyorum. Hiçbir yere gelmiyorum! Geleceksin Sevda. Yoksa Ali'yi öldürmeden önce Sinan'dan başlayarak tüm sevdiklerini teker teker öldürürüm. Sevdiklerinin başına bir şey gelsin istemiyorsan... hem bundan kimseye bahsetmeyeceksin... hem de benimle geleceksin. Ah karıcığım. Seni hasretle öpüyorum. Benden haber bekle. Ben kalkayım da sen de biraz dinlen artık. O mahalleye gideceksin. Ya o katil hala oradaysa? Ya tekrar döner de sana bir şey olursa? Öyle bir şey olmayacak Zeynep. Hem bir daha yapmaya cesaret edebilir mi? Nereden biliyorsun Sinan? Yok. Yok yani o adam yakalıp içeri atılmadan ben rahat edemeyeceğim. Ha, nereye gidiyorsun? Babama gideceğim. Yani soracağım adama dair bir iz falan var mı diye. Şey buldunuz mu Can? Maalesef efendim. Hiçbir şey bulamadık. Ne demek hiçbir şey bulamadık? Nasıl olur? Buhar olup uçmadı ya. Sakın bu işi yapan uygar olmasın Can. Ama efendim o öldü. Ama onun cesedini bulamadık. Unutma Can, cesedini görmediğimiz birinin öldüğünden asla emin olamayız. Ya gerçekten ölmediyse? Ya oysa? O zaman durmayacaktır Can. Beni bitirene kadar, bütün gerçekleri ortaya dökene kadar durmayacaktır. Ali de bunu öğrenince durmaz. Benim bütün geçmişimi deşer. Erniko ile olan ilişkilerimizi. Geçmişinizi deşerken ya Zeynep'i öğrenirse? Sana kaç kere söyledim Can. Zeynep'i sadece sen ve ben biliyoruz. Bu sırrı kimse öğrenmesin diye de her şeyi yaparım. Kızım, onu yetimhaneden evlat edindiğimize inanmaya devam etmeli. Bu sır ikimizle birlikte toprağa girmeli canım. Evlatlarını bir arada tutamadım. Olmadı. Zeynep. Hoş geldin kızım. Zeynep. Ne oldu? Hadi bakalım. Hadi ancak gideriz. Oh.
Duygu. Ya kızım sen de gelseydin bizimle. Nereden çıktı bu Elif hikayesi şimdi? Baba kız aradı. Moralim bozuk, sana ihtiyacım var dedi. Ne deseydin? Babam izin vermiyor mu deseydin? Ha, ne deseydi İlhancığım? Yani en bunların kız kıza konuşacakları şeyler vardır. İlişme biraz sen de kıza artık. Tamam, tamam, tamam. Yalnız bak geç kalmak yok. Söz verdiğin saatte evde olacaksın, tamam mı? Tamam, söz. Tamam, hadi. Güle güle. Hadi selam söyleyeceğim. Hadi canım. Güle güle. Hadi görüşürüz. Selam hadi. İlhan amca. Meral teyze. Ahmet. Oğlum. Ahmet. Ay nasıl şaşırdım. Ay ne kadar uzun zaman oldu. Nasılsın çocuğum? İyiyim sağ ol. Sizi gördüm çok daha iyi oldum. Siz nasılsınız? Elhamdülillah gördüğün gibi. Gayet iyiyiz. Duygu ne haber? Nasılsın görüşmeyeli? İyi sağ ol. Senden? İyi. Ahmet Hüdaverdi'nin ameliyat olduğu hastanede çalışıyormuş baba. Doktor. Bugün karşılaştık bunca seneden sonra. Doktor çıktın demek ha? Aferin sana ya. Vay canım ne kadar uzun zaman oldu değil mi Meral? Allah Allah. Dün gibi hatırlıyorum o günleri. Bize Duygu'nun onu tanıştırışını, onun heyecanını. Hey gidi hey. Yıllar ne çabuk geçiyor. Vallahi yıllar geçiyor ama siz hiç değişmemişsiniz maşallah. Meral teyzeme bakıyorum hala genç, çok güzel. Siz de öyle. Hala aynısınız maşallah. Ay abartıyorsun. Yaşlandık tabii canım. Yaşlanıyoruz ama sağ ol canım. Geçenlerde aklıma düştüm biliyor musun? Ya nerededir bu çocuk, ne yapıyor filan derken aklım gitti oralara. Bak karşılaşmamız nasipmiş. Hatırlıyorsun değil mi o günleri? Duygu nasıl mutluydu. Ya. Bizim nasıl gözümüz arkada kalmıyordu. Sahi Ahmet, sen ne yapıyorsun burada? Benim annemin arkadaşı Emel teyze var. O da burada oturuyor hemen şurada. Ona iğne yapmaya gidiyordum. İşte sizi gördüm. Kadın yaşlı biraz, yürüyemiyor. Hastaneden çıkınca ben gidiyorum yanına. Anladım. Geçmiş olsun. Çok iyi yapıyorsun. Çok iyi yapıyorsun oğlum. Aferin. Sevap tabii. Ben gideyim artık. Kız bekliyor. Ayıp olmasın daha fazla. Tamam canım. Hadi git. Ahmet, seni de daha fazla alıkoymayalım. Emel teyze beklemesin. Ha evet evet tabii beklemesin. Ben çok memnun oldum sizi gördüğüme. Ama böyle olmadı. Ben bir gün eczaneye geleyim. Orada uzun uzun konuşalım olur mu? Tabii mutlaka gel. Eczane ne? Eve gel. Eve de bekleriz çocuğum. Tabii ki Meral teyze. Tabii gelirim. Sağ olun. O zaman iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi güle güle. Güle güle. Ben gideyim. Hadi görüşürüz. Tamam. Bak yalnız telefonunu açık tut. Aradığım zaman bulabileyim seni. Tamam baba merak etme hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Ay İlhan bu çocuk ne doktoru çıktı acaba? Bilmem bir daha sefer sorarız. Bak yine açmıyor. Ah ulan Vedat. Ah ulan Vedat. Kıskançlığını da çıkardın iyice. Ama Ali abime öyle ya da böyle alışacaksın oğlum. Alışacaksın. O da senin abin olacak. Kıskançlık da bir yere kadar. Da. Senin derdin o değil tabii. Ama ne yaparsan yap. Duygum için bıraktığım silahı bir daha elime almayacağım. Bunu böyle bil. Almayacağım. Pilot. Duygum. Vallahi ben de çıkamayacaksın. O gül cemalini göremeyeceğim diye çok korkmuştum biliyor musun? Ne dedin sizinkilere? Bir arkadaşımla görüşeceğim dedim. Ha. Çok kolay olmuş bu. Ha, kolay. Ne var ki? Arkadaşız aynı zamanda işte. Hem ailene yalan bile söylemiş sayılmazsın. Nasıl yalan söylemiş sayılmam? Yalan söyledim. Kız arkadaşımla buluşacağım dedim. Adı Elif dedim. Beni çağırdı onunla görüşmem lazım dedim. Şş, bana bak. Sen bu yalan işini iyice kıvırmaya başladın ha. Of pilot ya. Zaten aileme yalan söylemek iyice canımı sıkıyor. Ya benim güzel gözlüm. Tertemiz aşkımız için söylediğimiz beyaz yalancıklar bunlar. Beyaz siyah. Yalan işte. Ya biz görüşmek için niye yalan söylüyoruz? Niye herkes bizim aşkımıza karşı? Bir saniye bir saniye. Herkes derken babandan başka kim karşı ki? Vedat. Ya sen de taktın Vedat ha Duygum.
Yok öyle bir şey. Söylediklerini duydum. Benim yüzümden açılmış aramız. Ha. Yok ya, yanlış duymuşsundur sen. Can. Özlem. Özlem. Ben oğlumu alıp gidiyorum Ali. Yine onu korumak için senden koparmak zorunda kalıyorum. Ama bana sakın kızma. Bunu sen istedin. Ali. Kapı çıktı girdim ama. Bir şey mi oldu? Tüm sevdiklerini Sinan'dan başlayarak tüm sevdiklerini teker teker öldürürüm. Alican. Alican nerede? Özlem. Alican'ı götürmüş. Nereye götürmüş peki? Burada tehlikede olduklarını düşünüyor. Onu koruyacakmış. Bana yine aynı şeyi yaşatmaya kalkışıyor. Oğlumu benden ayırmaya çalışıyor Sevda. Ali'm, çok üzüldüm gerçekten. Ama belki de doğru olan bu. Bilmiyorum. Zaten burada kalması... Yani... Bak. Alican'ı senden kopararak canını yakmaya çalışıyor. Ama bunu yapamaz. Sen Alican'ın babasısın. Ya Vedat'la arana girmek istemiyorum pilot. Ya ben de baba kız arasına girmek istemiyorum. Ama maalesef bazen elden bir şey gelmiyor Duygu'm. İkisi aynı şey değil. Doğru. Aynı şey değil. Babanın en azından geçerli sebepleri var. Adam kızını korumak istiyor. Ya bizimkinin tribi? Anca duygusal ezeyen. Ya Vedat'ın beni kabul etmesi için, aileden görmesi için ne yapabilirim? Senin bir şey yapmana gerek yok Duygu'm. Zamanla alışacak. Ha, alışmak istemezse onu da paşa keyfi bilir. Ama Ali Hoca'dan sonra senin tek yakının o. Senden vazgeçmeyeceğim bile bile bu hal ve tavırlarına devam ederse... ...uzağım olmayı göze almıştır demektir Duygu'm. Hem onun tek derdi o değil ki. Ali abime de takıldı. Dedim ya sana. Ya sen sıkma canını Duygu'm. Ben onun dilinden anlarım. Merak etme, tamam mı? Tamam. Hadi geç oldu, kalkalım mı artık? Hadi. Pilot. Ben gideyim artık. Babam şimdi görmez. Peki. Aldığım bu güzel göz dozu bana yarına kadar yetecek artık. Ne yapalım? Görüşürüz.
O hesap görülecek. Ama o hesap sadece ikimizin arasında. İkimizin arasında Ali Hoca. İkimizin arasında. Vedat, Duygu ben. Görüşebilir miyiz? Seninle konuşmak istediklerim var da. Niye böyle oluyor? Niye her şey tam düzeldi dediğimiz anda dünyamız alt üst oluyor? Geçecek her şey. Sabır, mükafat yolundaki en büyük sınavdır. Biraz daha sabret. Sen niye gelmiştin? Hiç. Seni merak ettim. Emin misin? Tedirgin gibisin. Yok. Yok yok, eminim. Ali'm. Ne olur çok dikkat et, olur mu? Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Merak etme. Endişelenme. Dikkat edeceğim. Hadi gidelim mi? Önce Nazlı'nın Alican'ın nereye götürdüğünü bulacağım. Sonra Hüdaverdi'ye bakmak için hastaneye. Hadi. Ben seni hastaneden ararım. Tamam mı? Tamam. Ali. Geleceksin Sevda. Yoksa Ali'yi öldürmeden önce Sinan'dan başlayarak tüm sevdiklerini teker teker öldürürüm. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Sakın unutma, olur mu? Ben de seni çok seviyorum. Sen de bunu unutma, olur mu? Hadi. Hadi gir artık içeri. Hadi. Sevdiğin kimseye dokunamayacaksın. İzin vermeyeceğim. Özlem. Ben sana söylemiştim Sinan. Ya babam yalan söylüyor demiştim. Ama yani yetimhanedekiler de mi yalan söyledi? O kadar belge falan gösterdiler bize. Sinan, babamın ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorsun. Ya o belgeler var ya. O belgeleri hazırlamak çocuk oyuncağı onun için. Allah Allah. Gerçek belgeler. Babamın öğrenmemi istemediği her şey onun kasasında gizli. Peki şifreyi biliyor musun? Hayır. Nasıl açacaksın o zaman kasayı? Şifreyi öğrenerek. Lan nereden, nasıl öğreneceksin Zeynep? Ne konuşacak lan bu kız benimle? Lan yoksa Ali mevzusundan haberim var.
Bakıyorum, intikamını alacağın yerde deniz sefası yapıyorsun Vedat kardeş. Yine mi sen lan? Ben de senin o hep güller açan yüzünü görmeye meraklı değilim. Senden ses çıkmayınca bir gelip bakayım dedim ne oluyor diye. Uygar, yürü git şuradan. Birini bekliyorum, tamam mı? Oo, Vedat kardeş. Biz babanın kanını temizleyeceksin derken sen fanfine finfon peşindesin öyle mi? Ne oldu? Sen de pilot gibi aşk adamı mı oldun yoksa? Ne aşkı lan? İşim olmaz. Hadi yürü git. İşim var diyorum. Yok. Olabilir yani. Çok doğal. Aşka saygımız sonsuz. Ama tabii yeter ki dengesiz olmasın o aşk. Bak, biz aşkla dengeyi kaybettik. İşler karıştı. Sen şu Ali'yi vur da işler çözülsün diye bekliyoruz. Uygar, ben kendi hesabımın peşindeyim. Sana yarayacağını bilip hiçbir iş yapmam. Peşinde misin gerçekten? Ali hala yaşıyor ama. Ali'den intikam almak için önünde hiçbir engel yok. Tabii senin korkmandan başka. Sen kime korkak diyorsun lan? Ha? Madem korkmuyorsun Vedat kardeş, neden çekip vurmuyorsun Ali'yi? Efendim anne. Alo kızım, neredesin sen? Eve gelirken Neşe'yi gördüm. Sahile inip biraz hava alalım dedik. Ne hava alması kızım, sırası mı şimdi? Babanı biliyorsun zaten. Sen onun gözünün önünde değilsen heyheyleniyor. Ne yapayım anne? Evde hapis hayatı mı yaşayayım? Tamam, çok uzatma. Oyalanmadan gel, tamam? Hadi. Tabii, Ali'ye silah çekmek, tak tak kurşun sıktığın o ayak takımına dayılanmaktan zor geliyor değil mi? Korkuyorsun yani. Uygar, sen beni hiç tanımamışsın. Ben kimseden korkmam. Korkmuyorsun da niye sana altın tepside sunduğum Ali'yi hala öldürmüyorsun? Yoksa pilot üzülür diye mi? Hani şu babanın sokakta bulduğu, oğlum diye yetiştirdiği pilot. Senin öz babanın intikamından daha mı önemli Vedat? Ben seni böyle bilmezdim. Böyle sözünden dönen, yufka yüreklilik yapıp babasının kanını yerde bırakacak biri olarak bilmezdim. Seni çok yanlış tanımışım Vedat kardeş. Yazık. Çok yazık. Uygar bu. Sence Vedat'ın damarına basmak işe yarayacak mı? Babasının intikamını almadan yaşayamaz o. Yoksa kendi aleminde dışlanır. Eli mahkum Ali'yi öldürecek. Ben sadece elini biraz çabuklaştırmaya çalışıyorum Zarp. Hem gözlerinde gördüm ben. Ali'yi öldürecek. Ben de o zamana kadar Sevda'yı çoktan alıp gitmiş olacağım. Ulan Uygar'dan da bu lafları yedin ya.
Yazıklar olsun sana Vedat. Yazıklar olsun senin gibi evlada be. Vedat. Niye çağırdın beni buraya? Ne konuşacaksın bende? Ha bak. Bu pilot Ali kardeş mardeş mevzularını konuşacaksan sen o işe hiç karışma Duygu Hanım. Yok. Ben seninle ilgili konuşmak istiyorum. Benimle mi? Evet. Pilot son günlerde ona tuhaf uzak davrandığını söyledi. Ben de benimle bir alakası var mı diye sormak istedim. Yok. Seninle bir alakası yok. O zaman kiminle alakası var? Bak Vedat. Bizim bir ortak noktamız var. İkimiz de pilotu seviyoruz. Başka bir şey varsa? Yok. Bir şey yok. Tamam. Öyle diyorsan. Bak eğer pilota benim yüzümden tavırlıysam ben sadece onun güvende olmasını istiyorum. Sen de onu gerçekten seviyorsan onu o pislik dünyadan uzak tutmak için uğraşırsın. Yoksa benim sizin aranıza girmek gibi bir niyetim yok. Olmaz da. Eğer onu beladan uzak bir hayat kurmaya çalıştığı için suçlamayı bırakırsan çok sevinirim. Bunu bilmeni istedim. İyi akşamlar. Uygar'ın yaşadığını biliyordun. Bunu niye herkesten sakladın? Ne çeviriyorsun onunla Vedat? Ben bunu pilota nasıl söyleyeceğim? Ezgi. Ezgi. Uyuyamam kalmışım. Yoruldun sen de. Hadi git eve dinlen biraz. Ben buradayım. Hocam. Hüda verdi nasıl? Bilmiyorum ki Yaşar. Ben de daha yeni geldim. Hocam siz doktorlardan bilgi aldıktan sonra gidebilirsiniz. Ben Ezgi Hanım'dan nöbeti devralırım. Bugün bir an gözlerini açacak sandım ama olmadı. O da olacak Ezgi. Gözlerini açacak ve sıcacık gülümsemesiyle bize bakacak. Hadi. Hadi dinlen biraz. Hocam, sen ölümden korkuyor musun? Bu dünyanın fani olduğunu bilen kimse ölümden korkmaz. Korkmamalı. Sen bildiğine göre korkmuyorsun hocam. Bak. Bu dünya fani olduğu gibi insanın nefsi de fanidir Rüdavert. O yüzden ne kadar ölümden korkmuyorum dese de insan sevdiklerinden ayrılacağı için onları bir daha göremeyeceği için korkar gene de. Anladım ben hocam. Sen
sevdalı odan ayrılmak istemediğin için ölmek istemiyorsun. Allah benim ömrümden alsın sana versin hocam. O nasıl laf iddia verdi? Benim kimim kimsem yok hocam. Severim de yok. Ölümden korkmam için bir sebep de yok. Ama senin var. İddia verme. Senin mi sevenin yok? Bu mahallede seni sevmeyen yok. En başta da ben. Sen çok hevesli görünüyorsun çekip gitme. Arkandan nasıl kahrolacağını düşünmüyor musun? Yok mu değişiklik? Karıcığım, atacağım konumda seni bekliyor olacağım. Umarım dediğimi yapmış ve kimseye bir şey söylememişsindir. Geliyorum Uygar. Geliyorum. Sevda, nereye? Ben... Aklım kaldı, bir hastaneye gidip Hüdaverdi'ye bakacağım anneciğim. Gel, iki lokma bir şeyler ya anneciğim, gel. Yok. Yok, canım istemiyor. Görüşürüz. Uygar'ı Vedat'la gördüğümü nasıl söyleyeceğim? Pilot yıkılır. İki kardeş tamamen kopar. Söylemek zorundasın Duygu. Bunu pilottan saklayamazsın, söylemek zorundasın. Allah'ım, ne yapacağım ben? Nasıl susacağım? Her şey bitecek. Ölüm benim elimden olacak. Pis herif. İkimiz için de. Ailem için de yapmak zorundayım Ali. Sana söylemediğim için beni affet. Ama mecbur. Çünkü başka yolu yok. Yok. Sonunda katil olsam da. O pislikten kurtulmanın başka bir yolu yok. Ali. Beni affet.
Affet. Başaracaksın. Bugün benim için yeni bir başlangıç oluyor Sarp. Bütün hazırlıklar tamam mı? Güzel. Karıcığım. Hadi gel artık. Zeynep, bunu yapmak istediğine emin misin? Bana söylenen yalanların hepsi o kasanın içinde gizli. Ben bunları öğreneceğim. Sen gözlülük et. Tamam. Kızı gören bir yere kamera yerleştireceğim. Babam kasayı açtığı zaman biz de şifreyi öğreneceğiz. Ya fark ederse? Babam dışarıdan gelen şeylere karşı hazır oldu. Ama içeriden geleceğini düşünmez. Ya bu heyecanı kalbin kaldırmazsa? İnşallah sana uyup doğruyu yapıyorumdur Zeynep. Taksi gelmiş. Güzel. O zaman gidip kapıda karşılayalım. Sevda yenge. Hayırdır? Beyim buradan taksi çağırmışlar. Thank you.
Ali hocam. Ali hocam. Duygu. Ali hocam. Ali hocam, ben pilota nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ama sana söylemek zorundayım. Tamam. Bir sakin ol. Ne oldu söyle. Uygar. Uygar yaşıyordu. Ve dün Vedat'la birlikteydi. Bir dakika. Nasıl olur, emin misin? Eminim Ali hocam, kendi gözlerimle gördüm. Uygar. Sen niye gelmiştin? Hiç. Seni merak ettim. Emin misin? Tedirgin gibisin. Yok. Yok yok, eminim. Sevda. Ne oluyor? Taksi boş. Buradan biri çağırmış. Ali. Ali burada. Hemen etrafa dağılır. Ali Hüroğlu burada. Uygar, sen içeri geç. Bunu yapmayacaktın Sevda. Bunu yapmayacaktın. Gördüğüne mutlu olmadın galiba Uygar, ha? Ne o? Sevda seni de mi davet etti? Ali Hüroğlu. Sen gerçekten tehditlerinle Sevda'yı ayağına getirebileceğini mi düşündün? Onun yüzünü bir daha asla göremeyeceksin. O kadar emin olma. Nerede kaldı? Hiç göndermese miydik acaba? Ya Sevda, burada kimsenin bilmediği yerde güvende olmamızı istedi Ali Hoca. Ya iyi hadi siz buradasınız da benim ne işim var burada? Bizi yalnız bırakmamak için. Ya. O başınızda durmam için abimin uydurduğu bir bahaneydi. Beni en zayıf yerimden vurdu. Yani sizden. Sen demedin mi bu Uygar'ın sağ solu belli olmaz diye? Dedim. Ama adamı yalnız gönderdim. Ne yaptı acaba? Ne oldu Ali? Ne demiştin? Yolun sonu ha? Haklıydın. Ama... senin için yolun sonu Ali Hüroğlu. Sevda'nın
Sana her şeyi anlatacağını tahmin etmedin mi sanıyorsun? Bu davet dolaylı yoldan sanaydı. Senin içindi Ali Hüroğlu. Senin ölümün için. Uygar'ı bırak Ali Hüroğlu. Asla. Saçmalama Ali. Sen daha tetiği çekmeden bu kurşunlardan biri kafandan içeri çoktan girer. Ben de yiyeceğimi dedim Uygar. Buradan birlikte gideceğiz. Bu hep böyle mi oluyor acaba? Yani insan ölmeden önce beynine kan gitmiyor herhalde. Böyle bir saçmalıyor. Daha önce öldüm ya, oradan biliyorum. Göreceksin Uygar. Buradan beraber gideceğiz. Nasıl olacak o? Bu kadar adamın arasından beni alıp nasıl götüreceksin Ali Hüroğlu? Ha? Bu defa sen hesabını yanlış yaptın. Kurt Bey'le geleceğimi düşünmemiştin değil mi? Uygar, bitti. Hiçbir şey bitmedi Kurt Bey. Vurun onu! Etrafınız sarıldı. Ateş etmeyin. Ateş eden ya ölür ya da içeriden bir daha çıkamaz. Bırakın o silahları. Hayır. Hayır, yapmayın. Bırakmayın. Hayır. Hayır! Sarp! Buraya kadar Uygar. Sen de kabullen. Ali, onu bizde bırak. Niye? İçeriden tekrar çıksın diye mi? Sana söz veriyorum Ali. Bu sefer asla çıkamayacağım. Öleceksin Ali Hüroğlu. Mahalle hocasının evindeydi. Aldım geldim. Hangi deliğe girersen gir seni bulur. Ondan kaçamazsın. Bırakmam. Sevda'yı kimseye bırakmam. Bir daha hata yaparsan seni ayaklarından tavana asarım. Ama bu defa cansız. Seni tanımadığı için bir cahillik etti. Bu seferle affet. Anlaşılan o ki toprağa kavuşmadan uslanmayacaksın. Bin kere ölsem de yine de Sevda'yı o herife bırakmam. Sevda yoksa benim için hiçbir şey yok. Onun bir daha yüzünü bile göremeyeceksin. Aşk dünyanın en tehlikeli silahıdır. Buraya kadar. Thank you.
Ali. Ne oldu? Öldü. Uygar. Artık ebediyen hayatımızdan çıktı. Artık Uygar pisliği kesin öldüğüne göre hemen evlenebiliriz. Bir engel kalmadı yani. Değil mi Ali? Ali? Odan girince ben babacığım diye kucağıma atlar boynuma sarılırdı. Huzsuz ev ne kadar ıssız. Ne yapacaksın? Oğlumun hayatımda kalması için bir yol bulmam. Onu geri getirmem lazım. İyi de Özlem... Sence tamam diyecek mi? Gözlerimle görmesem öldüğüne inanmazdım. Evet öldü. Ama ölmeden de ortalığı karıştırmayı başardı Can. Zeynep iyi ki bilmiyordu. Yoksa onu da ortaya dökerdi. Sonra da beni bitirirdi. Ama... Artık her şey kapandı. Sen evde benim yanımda kendini güvende hissediyordun. Öyle demiştin, korkmuyordun. Artık korkuyorum. Sen de bizimle gel. Ne olur baba. Ama olmaz Alican. Ben gelemem. Neden? Sen bizimle olmak istemiyor musun? O nasıl laf? Olur mu öyle şey? İstemez miyim? Sen benim canımsın. İstesen gelirdin. Anne, baba, çocuk bir arada olmaz mı? Ama sen Sevda ablayla olmak için gelmiyorsun. Biliyorum ben. Hep bizi bırakıp ona gidiyorsun zaten. İstemiyorsun işte, istemiyorsun. Alican. Babalar çocuklarını sever. Babalar annelerle olur. Ama sen bizi değil, Sevda ablayı seviyorsun. Bravo Özlem. Aferin sana. Gerçekten çok güzel doldurmuşsun oğlumuzu. İstediğin oldu mu? Başarılı oldun mu yani?
Onu ben değil, sen doldurdun Ali. Alican çocuk diye bir şeyleri görmüyor sanıyorsun ama o gayet her şeyin farkında. Öyle ya da böyle bir seçim yapmak zorundasın. Biz mi, Sevda mı? Çünkü gördüğün gibi hepimizi aynı anda hayatında tutamayacaksın. Bu işi bu kadar kolay halledebileceğin hiç aklıma gelmezdi Zeynep. Bu gece bu iş bitecek Sinan. Bu gece o kasada benden saklanan şeyi alacağım. Özlem sürekli dolduruyor oğlumu bana karşı. Eyda, ne yapacaksın peki? Kendimi Alican'a anlatmanın bir yolunu bulmam lazım. Ama bunu nasıl yapacağım konusunda en ufak bir fikrim yok gerçekten. Ah, Hüda verdi. Bari sen gözlerini açsan. Bir iyi olduğunu görsen. Bundan sonra biz üç kardeşiz. Ve bu üç kardeşi herkes duyacak, bilecek. Kimse bu üç kardeşin önünde duramayacak. Sevda, benim bir yere gitmem lazım. Sen burada kalırsın değil mi? Nereye? Alican? Yok. Ondan önce halletmem gereken bir şey var. Sonunda hesaplaşmaya hazırsın demek. Ali Eroğlu. Hüda verdi böyle elini tuttuğunu görseydi. Çok mutlu olurdu Ezgi. O bir uyansın, onun elini hiç bırakmayacağım Sevda abla. Kas kasılmaz dedi doktor. Ama ben inanmıyorum. Bence Hüdaverdi bizi duyuyor. Ve tepki veriyor. Değil mi Hüdaverdi? Gördün mü? Görmedim. Ama sen öyle diyorsan. Hüdaverdi sana bir itirafta bulunacağım. Hani sen o gün dans ettiğinde etrafını kızlar sarmıştı. Sen de bana sormuştun beni kıskandın mı diye. Ben de hayır demiştim. Hatırlıyor musun? Gördüm. Gördüm. Ben seni çok kıskanmıştım Hüdaverdi. Çok. Ben senin saflığını, iyiliğini... Benim masumane sevişini sevmiştim. Bir açsan şu gözlerini. Söz veriyorum seni hiç kırmayacağım. Ezgi. Sen hatta sen beni hiç
kırmadın ki. Naverdim, bizi çok korkuttun. Yapma Ezgi. Ben de seni seviyorum. Aramıza tekrardan hoş geldin Naverdi. Doktor çağırdım, doktor. Dur sen otur, Naverdi'nin yanında ol. Ben doktoru çağırırım. Ali'ye de haber vermiş olacağım. Sonunda. Sonunda öldü o pislik. Ya birine daha zarar verecek diye o kadar korkuyordum ki. Korkma güzel gözlüm. Geçti bitti hepsi. Pilot. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne? İnan babama. Artık gizli gizli de mi görüşemeyeceğiz Duygum? Yok. O değil de. Ya o değil de ne peki? Söylesene Duygum, çatlatma adamım bak. Telaşlandırma beni. Ben senden bir şey sakladım. Ne? Benden bir şey mi sakladın? Niye? Ya biliyorum aramızda gizli saklı olmayacak diye konuşmuştuk. Ama ben seni korumak için öyle yaptım. Ya ne diyorsun sen Duygum, ne koruması? Benden ne sakladın Allah aşkına? Uygar. Ali Hoca Uygar'ın yerini Sevda'dan değil, benden öğrendi. Vay şerefsiz. Sana mı gelmişti yoksa? Bana bak, sana zarar verdi mi Duygu? Yok. Bir sakin ol, dur. O değil. Vedat. Sen. Vedat mı? Vedat Uygar'la konuşurken gördüm. Vedat. Benim kardeşim Vedat. Uygar'la konuşuyordu yani, öyle mi? Pilot bak lütfen. Sakin olacaksın, tamam? Ha, Vedat'la benim yüzümden aram bozulursa kendimi asla affetmem. Yok, merak etme. Sadece konuşacağım. Zaten kardeşim, başka ne yapabilirim ki? Ulan Vedat. Ulan Vedat. Yine ne işler çeviriyorsun lan sen? Ama görüşeceğiz seninle. Görüşeceğiz. İşte gerçekler sonunda elimde. Thank you.
Sonunda vakit geldi baba. Mezarında rahat uyu. Geldim. Söz verdiğim gibi karşındayım Vedat. Artık şu açık kalan defteri kapatalım mı? Kaçma sen telefonunu, açma. Açma. Yüz yüze gelince nasıl kaçacaksın bakalım. Bana bunun hesabını vereceksin Vedat. Bunun hesabını vereceksin. Ali, bir açsan. Sana o kadar güzel bir haber verecektim ki. Çok şükür. Sen ya da ben sağ çıkacağız. Başka yolu yok. Düşmanını dost edinen vefa beklemesin yeni dostundan. Dostunu düşman edense korksun onunla savaştan. Manyak. Döndün. Döndün. Kurt Bey, canım arkadaşım. Bu mektup sana aileme sahip çıkman için yazıyorum. İki oğlum ve daha doğmamış olsa da kızım sana emanet. Onlara iyi bak.
ve senden küçük bir ricam var. Eğer olur da kızımın doğumunu görmeden bu dünyadan göçüp gidersen, ona rahmetli annemin adını, Zeynep ismini koy. Allah'a emanet ol aziz dostum. Ben hazırım. Başlayalım.